genç harbiyelerin Mustafa Kemal'in askerleri olduğunu ifade etmeleri kadar normal bir husus yoktur. Mustafa Kemal Atatürk ebedi başkomutandır. İstiklal Harbimizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusudur. Mustafa Kemal'in askeri olmayan herhalde Venizelos'un askeri olur. Bunu tartışmaya gerek var mı? Evet. Evet. Mustafa Kemal'in askerleri sloganına karşı çıkanlar sicilli Atatürk düşmanları, Cumhuriyet düşmanlarıdır. İstiklal Harbimizin başarıyla sonuçlanmasından üzüntü duyup tarihi keşke Yunan ordusu kazansaydı diye dilekte bulunan bir sözde tarihçinin tarihçi olarak değerlendiren çevrelerdir. Özetle bu genç kardeşlerimiz, subaylar tarihlerinin ve kanlarının gereğini yapmışlardır. Bakın tarihlerinin ve kanlarının gereğini yapmışlardır. Türk subayı gladyatör değildir. Türk subayı şövalye de değildir. Türk subayı Türkiye Cumhuriyeti'nin istiklal şuurunun ifadesidir. Ve bu ancak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri olarak yapılır. Durum bundan ibarettir. Kim bundan rahatsızsa, kim Mustafa Kemal'in askeri olmayı kabul etmiyorsa gitsin Yunan ordusuna kaydını yaptırsın. Peki, özellikle bunun Metin Külünk sanırım bir paralel kutlama olduğunu ifade ediyor kendi sosyal medya hesabında. Pardon, Mehmet Metiner. Çok özür dilerim. Çok çok özür dilerim. Mehmet Metiner olması lazım. Ece, ben de Metin Külünk deyince şaşırdım. Çok ayıp ediyor diyecektim. Yanlış söyledim, özür dilerim. En son onunla ilgili bir haber okumuştum. Onun için o da kaldı aklımda. Mehmet Metiner'in böyle bir ifadesi var. Gazetecilerden de yargılanmalılar bu konuya ilişkin soruşturma açılmalı tarzında Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın olan cenahtan değerlendirmeler var. Ama özde burada sizin vurguladığınız çok önemli tarihlerinin ve kanlarının gereğini yaptılar ifadesi çok çok önemli. Siz bu eleştirileri... Sayın Serhat, yarın Türkiye bir savaşa girebilir ve çevremizde savaşlar kol geziyor. Soğuk Savaş'ın bitmesinden itibaren Türkiye'yi çevreleyen coğrafyaya kısaca bir bakalım. Balkanlarda savaş yaşandı, iç savaş yaşandı. Hala Balkanlarda bir çatışma potansiyeli varlığını sürdürüyor. Libya'da iç savaş yaşandı, yaşanmaya devam ediyor. Hala barış sağlanabilmiş değil. Ordumuzun bazı birlikleri bu bölgede varlığını sürdürüyor. Keza Mısır'da bir iç çatışma yaşandı, ordunun müdahalesiyle durdu. Şu anda Gazze'de İsrail ordusu 21. yüzyılın ilk genosidini, soykırımını yapıyor ve Batı bunu alkışlıyor. Peki, çok özür diliyorum Sayın Özdağ. Bir virgül koyacağım. Gazze'nin eleştirisinde kaldık.